Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hafız Ali Esenboğa, Sadullah-ı Sayır kitabında baştan ta Enne'u Tâsi'u bölümüne kadar ilerlemişsin. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Tabi Enne'u Tâsi'u bölümüne geçebilmen için seni sınav yapacağız, sorular soracağız. Bu sınavdan da inşallah başarılı olman neticesinde Enne'u Tâsi'u bölümüne geçmiş olacaksın. Sadullah-ı Sayır iki bölüme bölüyoruz. Enne'u Tâsi'u da bir sınav, Enne'u Tâsi'u sonra da bir sınav. Toplamda iki sınavda bu kitabı bitirmiş olacağız. Evet, sorularımıza başlayalım. Bismillahideki o harfi cer B ne içindir? Şeyde hocam, o be hocam şeydir, hasıl faydası vermiştir hocam. Yo ba ne içindir? Hangi anlamı ifade ediyor? Hocam şeydir, istihane, bir de şey hocam, mülebese faydası. Güzel. Peki o Bismillah'daki o bi harfi cer ismi mecrur, car mecrur ne mutarlıktır? Mahir, mukadder mahir olan bir fiile mutarlıktır hocam. Peki niye muahhar yapıyoruz bunu? Çünkü hocam hasıl faydası versin diye, bir de hocam böyle diyenlere de olsun diye Bismillah tibar özde, yani hocam batıl olan ibadet isimlerle başlayanlara da olsun diye, bir de hocam ihtimam olsun diye. Errahmanirrahim'i mecrur okusak terkibinde ne oluyor? Rahmanirrahim olursa hocam lafzatullah sıfat olur hocam. Peki başka ne şekilde okuyabiliriz? Rahmanirrahim'i de okuyabiliriz hocam. Mahzuf olan müteda haberdir, huvedir hocam. Ya da nasb da okuyabiliriz. Rahmanirrahim'e mahzuf olan fiile şeyde hocam mefuldür. Emdehurrahmanirrahim. Evet, elhamdülillah'daki o eliflam hangi eliflamdır? Hocam o hocam Elif Lam İsra'da hocam, yani kullu ferdi min efradil hamd hocam, yani ham ferdinin yaptığı hamd hocam Allah içindir hocam. Yani biz bunu nereden biliyoruz hocam? O ham lafzından biliyoruz hocam. Yani kendini tam ifade edemedim. Yani eflem istihar yaparsa kullu fer min fethan manası bir oluyor. Eflem bir cins yaparsa manasını soruyor. Hocam o hamd eden cinsin Hamdın mahiyeti. O. Hamdı. Lillahi. Allah'a mahsustur. Tamam. Eflem cins yaparsa hamdın mahiyeti. Rabbi terkine ne oluyor? Manası nedir? Rabbi hocam, Rabb'dir yani Allah hocam. O Rabbi okursak hocam, Allah'ın sıfatıdır yani hocam. Rabb'ı da okuyabiliriz. Huve Rabbul Alemin. Rabb'e de okuyabiliriz. Emdehu Rabbel Alemin. Vessalatu vesselam. Oradaki vesselam ne atıftır? Salat üzerine atıftır hocam. Evet. Bu Manada. salat ve selam hocam ikisi bir şeyde geldiğinde hocam rahmet manasında olur hocam. Evet. Ala hayr halkı Muhammedin. O Muhammedin tekbiri ne oluyor? Muhammed hocam sıfat yaparız hocam ala hakikaten. Ya da bedel yaparız hocam. Ya da atıfı ben yaparız hocam. Şey cer yaparsa böyle olacağım. Eğer marfu da okuyabiliriz. Yani huve Muhammedin de yapabiliriz. Emdahu Muhammed'in de yapabiliriz. Evet. Ve alihi nere atıftır? Ve Ali hocam hayr-ı halkının üzerine atıftır hocam. Muhammed'in üzerine de atıf edebiliriz. Ama hocam onu beyan etmesi lazım. Ama burada öyle değildir hocam. Burada Muhammed'e atıf yapabiliyor muyuz? Yapabiliriz hocam. Ama onu beyan etmesi lazımdı. Beyan etmiyor hocam. Yani yaratan en hayırlısı Ali değildir hocam. Yani onda Ebu Leheb de var olduğu için hocam. Atıf edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Edebiliyoruz. Evet, 5 puan buradan gitti. Edemiyoruz. Orada atıf olması caiz değildir. Orada atıf olamaz. Olursa mana çok bozuluyor. Çünkü sen en hayırlısı al olmuş oluyor, mana oluyor. Tamam, atıf edemiyoruz oraya. Evet, fe innel avamile finnehvi, o finnehvi tekbir ne oluyor? Finnehvi hocam, carım hocam, tahtı el kaineti hocam, hal oluyor şeyden hocam. Finnehvi, şey hocam, avamileden sıfat oluyor hocam. Evet. Lafzi amil ne demek? Manevi amil ne demektir? Lafzi amil hocam. Onun için hocam bir tane hocam o lafzi amil dilde bir payı olan hocam. Ne gibi? Darbe gibi hocam. Manevi ise hocam dilde bir payı olmayan hocam. Ne gibi? Müntedâ ve haber amili gibi hocam. Evet. Lafziyetun nasıl okuyabiliriz? Kaç şekilde okuyabiliriz? Üç şekilde de okuyabiliriz hocam. Şeyde hocam. Üç Bedel şekilde yap. üç şekilde okuyabiliyor muyuz? Lafziyetin, lafziyetin, lafziyetin de okuyabiliriz. Mesela lafzı tin okusak ne oluyor tekibinde? Lafziyetin hocam o
Yok hocam, lafziyetini okuruz hocam. İyi. Lafziyetini okursa hocam, şey hocam, ani, yok şey de hocam, şey, yok hocam, lafziyetini okursa hocam şeydir. Şey hocam, lafziyetini okursa hocam, mahsur falan mütedâ haberdir. O da nedir? Ahad ve lafziyetin. Yok, bazı her lafziyetindir hocam. Ya da ne yapabiliriz? Haber yaparız. Mütedâsı mahzuttur. Yo, mütedâ yaparız. Haberi mahzuttur. Min her lafziyetindir hocam. Ya da ani lafziyetini de yapabiliriz. Evet. Lafzi amiler kaç kısma ayrılıyor? Lafzı iki kısma ayrılır. Semai ile de kıyas Semai amile demek, kıyasi amile demektir. Semai amil hocam, yani Araplardan nasıl duyduysak öyle bize gelmiştir hocam. Yani onun için bir kaide kural yoktur. Yani böyle diyemeyiz onun için. Kullu ma kâne kâde fe innehu yâmel kâde. Her ne varsa bunun gibi amel eder diyemeyiz hocam. Ne gibi? El bâ tecrü bâ cere diyor. Ama bütün harfler cere etmediğin için böyle diyemeyiz. Ama kıyasi ise hocam, onun için bir kaide kural vardır hocam. Yani böyle diye bu kaidenin altına giriyor. Kullu ma kâne kâde fe innehu yâmel kâde. Her ne varsa böyle yapar diyebiliriz hocam. Ne gibi? Darabe hocam faaline raf ediyor. Yani böyle diyebiliriz hocam. Kullu fiilen yarfu faalehu. Her fiil faaline raf ediyor diyebiliriz hocam. Evet, semai amiral kaç tanedir? Sema ile emirler hocam. 91 tane hocam. Kıyasiler, 7 tane hocam. maneviler, Maneviler 2 tane lafziler. hocam. Lafziler şeydi hocam. 98 tane. Evet. Bu semai amiral kaç nev ayrılıyor? 13 tane hocam. Evet. O tenav semai yudmine selaste aşara. O selaste aşara terkibinde ne oluyor? Onun terkibi nasıl yapıyoruz? O da hocam mukadder bir tane şey harfi cer var hocam, nezih hafız. O ala telet de aşağıda hocam. O carı mecur mutallıktır. Tetenevvaya meful oluyor hocam. Ya da carı mecur mutallıktır hasasında meful mutlak oluyor hocam. Evet. Evet. Harf-i celler görevi nedir? Harfi hocam bir tane ismi cer ediyor hocam. Yani raf etmiyor, nasip etmiyor ya da iki tane ismi cer etmiyor hocam. Evet. Tecrüsün fakat. O fakatın terkibini yap. Fakat hocam, fa hocam cezayidir. Kad ismi fiildir. İnte manasında hocam. Faali içinde müstetirdir. O da entedir. Bu kadı hocam biz mahalle marfu mütede yaparız. O en faali enteyi de sedde mesleder haber yaparız hocam. Ya da hocam şeydir. Bir tane ceza işaret hocam. Bir tane cümlenin tadili de şeydir. İzâ ceratü hurâmel isme vâide fentehi entedir hocam. Evet. Harfi celle Afiyeceler 17 tane hocam. kaşandılar. Ba min ila fi hatta şey lam şey rubbe ala ada hale şey hocam ada ale şey de hocam an hocam şey an munzu vavul kasem tavul kasem bavul kasem hocam ada hale bir de şey hocam haşe illa bir de hocam. İlla yok. Evet. Dakhaltu aleyhi bi siyabi seferi ile bir de dakhaltu aleyhi ma siyabi seferi. Bu iki cümle arasındaki fark nedir? Dakhal talep bir sefer hocam. Konuşmanın da üstümüzdedir belki hocam. Ama onda devamlılık da vardır hocam. Yani konuşmandan sonra da üstümüzdedir. Ama madde hocam devamlılık yoktur hocam. Güzel. Ba'nın zayıf olduğunu nasıl anlarız? Bayının zayıf hocam. Onu attığımızda manada bir değişiklik olmazsa hocam zayıf hocam. Evet. Bu velâ tulku bi idikumdaki o bar ne zaman zayıf olur? Vela tuluku beydik mi hocam? Onda ne zaman ki nefisler şey kastedildi hocam. Vela tuluku enfusekum ile vela tuluku enfusekum hocam. Yani kendi nefislerinizi tehlikeye atmayın dediğimizde hocam o bazı ayıp. Evet. Min ne içindir? Min hocam itidai içindir hocam. Peki o iktidada da intiha düşünülüyor mu? Min hocam düşünülmüyor. Düşünüyor hocam ama bazen nerede düşünmüyor hocam. Ne gibi? Euzu billahi mineşşeytanirracim gibi böyle. Evet. Min tebeit olduğunu nasıl anlarız? Onun yerine hocam bazı lafzı koyduğumuzda mana tas tamam olduğunda anlarız hocam. Evet. Feşteni bir rüysim herhalde. Sen burada min ne içindir? Tebin içinde hocam. Evet. Güzel. Peki. Lafzı
Zarfiyet kaç çeşittir? Kaç smaylı? Zarfiyet. Hocam iki kısımda hocam, ya hükmüdür ya da hakkıdır hocam. Evet. Hakkı örnek ver, hükmü örnek ver. Hakkı hocam el malü fil kisyan hocam, mal torbanın içinde vakı oldu hocam, yani mal torbanın içinde değil, hakkıydı hocam. Ama ben dar fil kitabı, yani ben hocam kitabın içine baktım hocam, bu hükmüydü hocam. Peki ila ile hatta arasındaki fark nedir? Hocam ile hem zahire hem de mutara dahil olur. Hatta ise sadece hocam mudmara da muzhara da olur hocam. İle hocam makabli mabadini ilgilendirmez ama hatta ilgilendirir hocam. Evet. Ekel tutmakta hatta reisiye kaç şey okuyabiliriz? Üç şekilde de okuyabiliriz hocam. Hatta rasi okursak hocam carı mecumu tatı ekel tüyü hocam. Mefhul olur. Hatta rasiye de okuluruz. O zaman da atıf harfidir hocam. O, semeketen üzerine atıftır. Hatta Rasuhe de okulabiliriz. O zaman hocam hatta iptidayedir. Rasuhe şeyde hocam tedadı. Mekulun da mahzuh olan mekulun da haberdir hocam. Evet, güzel. Ve la ebe lekum. O da gille kime göre zayıdır, kime göre zayıdır değil. Hocam sibebehiye göre hocam o ba zayıdır hocam. O lam zayıdır hocam. La nefi cinsir ebe ismidir. Kum mudafileydir. O mahzuf olan bir tane haber var hocam. O da şeyde hocam mevcudun. Ama hocam İbn Hacib'e göre ise hocam o lam zayde değildir. La nefi cins ebe ismidir. Lekum da haberdir hocam. Evet. Rubbe ile ilgili hükümler nelerdir? Rubbe'nin hükümleri. Rubbe hocam sadır kelam istiyor hocam. Yani kelamın başında gelmek istiyor hocam. Bu hocam nekireye kastı hocam. O nekire de hocam muzhardır. Bir de mevsuttu hocam. Bir de hocam bu bazen de damire de dahil olur. O damir de temiz olmuyor. Açıklaması lazım. Temize dahil olması lazım hocam. O temiz de hocam nekiredir mevsuttu hocam. Evet. Rubbe'de kaç tane lügat var? 8 tane lügat var hocam. Evet. İstila kaç kısma oluyor? İstila hocam iki kısımdır. Ya hükmidir ya da hakkıydı hocam. Her birine örnek ver. Hocam aleyhi deynun, yani onun üzerine borç vardı hocam, bu nedir? Hakkı hükmüydü hocam. Ama ve zeydun ala sethi hocam, yani zeyd damın üstüne çıkmış, bu hakkıydı hocam. Zeyd damın üstündedir. Evet, evet. Güzel. Hurf-ı müşebbih fil kaç tanedir? 6 tane diyor hocam. Hayır, nedir? İnne enne leyte lakinne lealle ve lakinne hocam. Keenne teşbih için olmasının şartı nedir? Hocam haberi camit olacak hocam. Eğer haberi muştak olursa hocam o leyt o şey hocam keenne lealle manasında olur hocam. Ama bazılar diyor hocam keenne yine şey yaparız hocam. Ama şey olur hocam, o zaman bir tane mahsuf takdir ederiz. Nasıl olur? Keenne zeydün şahsun kaimun olur hocam. Evet. İstidrak ne demektir? İstidrak hocam muhatabına karşı kelamda oluşan şüpheyi kaldırmak için. Temenni ile tereccih arasındaki fark nedir? Temenni hocam istediğimiz şeyin vakı olması zordur hocam, imkansızdır. Ama lalle ise hocam istediğimiz şeyin vakı olması mümkündür hocam. Evet. Lalle bazen mümkün olmayan şeylerde kullanılabiliyor. Evet hocam. Mesela örnek ne gibi? Lalle ibn Hayyun ebeden hocam. Benim oğlum ebedi olarak yaşamak istiyor hocam. Mümkün değil. Evet, güzel. Ma ve la ma leyse. Burada hangisi daha çok leyse benziyor? Ma hocam. Bu ma ve la hocam. Nefi içinde hocam. Müntedâ haberi dahil oluyor hocam. Ma leyse daha çok benziyor. Ma hem marifede hem nekirede amel ediyor. La sadece hocam nekirede amel ediyor. Evet, evet. Bu hani illa istina içindir macen kamu zeyde falan, orada eğer o illa zeydi çıkarıyor hüküm kamu hükmünden, evet. Halbuki o onun fertlerindendir. Eğer o çıkarma olmasa girmesi gerekiyor. Evet. İşte şöyle bir soru soran kişiye ne cevap veririz? Mesela diyelim ki eğer o kamu fertlerine giriyorsa nasıl çıkaracağız? Eğer çıkmışsa da nasıl tekrar çıkarmış olacağız? Hocam bu illa lafzı hocam.
Onu çıkarmak için bir karnedir hocam. Onu getirdiğimizde o zeyt kavmin şeyinden çıkıyor hocam. Hükmünden çıkıyor. Evet, hükümden çok güzel. Nida harfleri hangileridir? Eye, heye, ey. Bir de hemze hocam. Her biri ne için kullanılır? Hocam bu yakın bir mesafede olan için kullanılır hocam. Lintel garip için. Hangisi? O şey hocam, o hemze ile şey hocam, ey. Evet. O diğerleri biraz garip. Nasibe edatları nelerdir? Nasibe harfleri. Şeyde hocam, enlem çizendir hocam. Evet. İzen ne için kullanılır? İzen hocam şey için hocam, o şey hem cevap hem de ceza için hocam. Ne cevaptır, ne cezadır? Şey söyleyenin sözüne cevaptır hocam. Failin fiiline de cezadır hocam. Evet, cazime edatları nelerdir? Beş Cazim adı harfleri. hocam, in lemme lamlemi lamunihit hocam. Lem ve lem arasındaki fark nedir? Lemme hocam şeyde hocam şimdiye kadar hocam çıkmamıştır. Ama ileride çıkması beklenebilir hocam. Ama lemde ise hocam öyle bir şey yoktur. Lemde belki bir ara çıkmıştır ama hocam ileride çıkması beklenmiyor hocam. Evet. İniş şartı manasına giren cazime edatları isimleri kaç tanedir? Şeyde hocam 9 senedir. Nelerdir? Men eyyun meta mehme eyne haytme iz izme enne bunlar da. Men tadrib edrib ile in tadrib edib arası fark nedir? Hocam in tadib adib deseydik hocam men tadib adib hocam in tadib adibden daha umumidir hocam. O yüzden konuşan kişi hocam o bunu o yüzden kullanmıştır hocam. Daha umumi olduğu için hocam. Evet. Kem kaç ismaydır? Kem iki kısmıyla hocam. Ya kemi haber yedi ya da kemi istifam ediyor hocam. Her birinin temizliği nasıl gelir? Hocam kemi haberin ki hocam şeyde hocam şey idafe edilir, temizliği idafe edilir. Cerede hocam yani müfred meçhule gelir. Ama istifamı ise müfred mesut. Evet, güzel. Ennotasyonda olan bölümden 95 puan aldın. Cenab-ı Allah muvaffak etsin.